Hemen şimdi bakın. Hemen ağzının payını vermeye gidiyorum. Suna zaten beni kendine rakip gördüğü için pıt 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 konuşuyor. Hepsi ağır olması gerekiyor. Hepsi. Hepsi ağır olması gerekiyor. Hepsi benim menüme bakarak. Baştan sona hepsi ağır olamaz böyle ama bir şey. Ama ben dün yaptım, ağır menüler yaptım. Kimse kabul etmedi onu. Çok basit Neyse, yemek ben yedim. Ben sizin yani çok gerçekten ağır evet değildi. Ağır değildi. Yani, ağırdı. Hayır ağır. Bugünkü evet. Menü bana göre bir şey söyleyeceğim. Duy bunları. Ağır değil bugünkü menü evet, diyorlar. Ağır değil. Çünkü böyle yemek yemedim daha önce. O yüzden size ağır değil diye geliyor. Ezan okunmuş. Allah kabul etsin. Herkesin tutulan oruçları, edilen duaları. Kabul olsun. Senin bu arada kapattın ya üzerine. Bazılarının bardakların evet, içine düşmüş, düşmüş kağıtlar. Çünkü dedim ben de alelacele evet. Diye. Oluyor çok özür diliyorum. Ama önemli. Ben de orucumu açıyorum hemen çorbaya Allah getiriyorum. Allah kabul etsin. Masa düzeni güzeldi ama böyle aman aman çok dört dörtlük bir masa düzeni yoktu ama düne göre çok güzeldi. Çiçeği biraz daha abartılıydı. Biraz daha sade olup daha böyle hani sade zaten masası çiçekle patlatmaya çalışmış anladığım kadarıyla. Ben de çiçeğimle çok az yaptım. Masamı şaşalı yapmıştım. Benim de karşılaştığımız buydu yani. Neslihan Hanım zaten bugün doldu doldu. Ben onu dün o kadar eleştirdim ki. Ben ona zaten 4 puan vermedim. O kadar pişmanım ki. Yemin ediyorum bu gece Rabia arkadaşlarıma sadece dedim ki ben neden 4 puan vermedim ona. Kara kara düşündüm yani. Bak şimdi nohut nasıl haşlanıyormuş görsün. Mini basit diyorlar ya. Şaka mısınız siz ya? Sen dün ev sahibiydin diye mi sessiz kaldın? Saygı diyelim. He, o ayrı. Saygı diyelim. Keşke kendinizi birazcık da savunsaydınız. Ben aslında isterdim. Ben de bu isterdim. Bu arada dün Zuhal Hanım çok konuşamadık. Puanlara ben gerçekten çok takıldım. Niye? Işık Hanım çünkü... sonuna kadar hani ben açım dedi. Ekmek getirin de bari ekmekle doyayım altıyı dedi. Altıyı verdi. Madem öyle o zaman en düşük taban puanı 6 mı? Yani ben bunu isterim. Keşke olsa. Ben yemeğimi yetiştirdiysem. Haklısın. Taban puan elemeğim... bence yarım. Suna Hanım yarım puan verdi. Suna Hanım'a da geleceğim. Ay bir de değil. Yarım daha puan. Daha Suna Hanım'a gelecekmiş Işık da şu an. O da cevabım. Yani şimdi ben Işık Hanım'a sormak istiyorum. Benden daha çok bence Suna Hanım'a saldırmanız lazım. Onunki de çok düşüktü bence. Yani tamam 5 belki size göre yani bana göre de belki olabilir ama 4 ben hiç kabul edemiyorum. Bir emek var orada. 6 size fazla gelmiş ama bana çok normal çünkü emek var. Ben size neden 6 verdiniz demiyorum. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Eğer ki herkes emeğini verirse... Çok kibardı, çok önemli yani misafirperverlik benim için. Tabağınızı alabilir miyim? Tabii. Ona hiç şüphemiz yok. Son derece benim sormak istediğim soru şu. Herkes emeğinin karşılığını gerçekten bunun alacak mı? İnşallah. Siz de gerçekten 6 puanı görecek miyiz? En alt rakam 6 puan alacak mı? Bu arada hemen araya gireyim. Çünkü bu konuyla alakalı demin mutfakta da aynı şeyi Yavuz söyledi. Dün 6 verildiyse ben bu menüye beğenilirse yani yüksek puan bekliyorum dedi haklı olarak. Ben kesinlikle hakkaniyetli olacağım. İnşallah. Ben bu şekilde yemin ettim yani. Hani kesinlikle herkese aynı. Eşit hakkaniyetle davranacağım. Güzel yaparsınız tabii ki benden puan alırsınız peki, yani. Peki bu... Bugün de aynı şekilde her şey lezzeti de önemli. Yetiştirmiş gibi görünüyor. Hayır hayır ama dün hiçbirisini beğenmediniz. Evet, hiçbirisini beğenmediniz de ekmek yiyeceğim dediniz. Evet. Hatta evet, aç kaldım dediniz. Aç kaldım dediniz. Gerçekten lezzetli ben yoktu, hiçbir doğru. Şeyi beğenmediğim halde 5 verdim. Ama lezzet olmayan bir şeye nasıl 6 puan? Burada bir şey siz söyleyeyim. Puan ben verdiniz. 4 puan bence siz hak ediyordu. Ama size hayır kesinlikle 4 hayır 4 de çok düşük ya. Yani benden yok, ben Hanım, benden daha çok Suna Hanım'a bence saldırılması gerekiyor. Çok saldırmak demeyelim bence hani sorulması gerekiyor yani olabilir. Yani ben saldırı gibi görüyorum. Bence saldırma değil de bence 4 puan ideal bir çünkü puandı. Çünkü siz 4 çok hiçbir şey beğenmedim ki. Ama emek Suna beğenmediğim Hanım, bir şeyi nasıl görmezden gelemezsiniz. Pardon ama emek Suna Hanım yani. Siz de yani tatlıyı beğendim dediniz, yediniz. Tatlı fena değil dedim. Aman aman bayılmadım bu arada. Ama yediniz yani. Salatayı yedim, beğendiniz. Tatmam lazım zaten. Yarım puan ona, yarım puan ona dediniz. Nasıl oluyor? Şimdi, yani en kötü puan birden başlıyor. 0,5'lu diye bir puan yok. O zaman şöyle diyeyim. Bizim için önemli olan ana yemek. Tabii ki ana yemek. Ara sıcakları beğenmedim. Ana yemeği beğenmedim. Bir tatlı az bir şey beğendim. Bir de salataya yani 5 puan mı vermem gerekiyordu? 5 puan değil. 0,5. 6 puan mı vermem 0,5 gerekiyordu? 0,5 ama yani yarım puan veriyorsunuz. 1 puan alması gerekiyor. Salataya 1 puan diye bir şey yok ki. Orada belirtmemişti. Bize mesela
da hani bisküvili, kakaolu deseydi o zaman arkadaşlar, mesela... Arkadaşlar buyurun çorbanın tadına bakalım, evet, bir. Konuşuruz. Sonra yorumlar bana yapılsın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hiçbir şey beğenmedim, aç kaldım diyen Işık Hanım. Bakalım bundan sonra bizlere kaç puan verecek? Çok, bence biz yüksek puan alacağımızı umuyorum ya da acaba tam tersini mi yapacak bilmiyorum. Kesinlikle Neslihan Hanım'a bu puanı veriyorsa Neslihan Hanım'dan bir tık yukarı yapan kişilere en az 7 vermesi gerektiğini düşünüyorum.